Gazamız mübarek olsun. Muhterem hemşehrilerim,
27 Mart seçimleri sadece Gümüşhane'de değil, Türkiye'de ve bütün dünyada çok önemli bir yer tutmaktadır. Amerikan basını, İtalyan basını durmadan yaygara koparıyor. Türkiye'de iltica hoşluyor, Türkiye'de refah geliyor diye. Biz şunu söylüyoruz. Gümüşhane'nin, Türkiye'nin, insanlığın, İslam aleminin kurtuluşu Refah Partisi'nin Allah'ın izniyle başarısına bağlıdır. Bu yolda hepinize vazife düşmektedir. Değerli hemşehrilerim, biz yapmak için geliyoruz. Biz hizmet için geliyoruz. Biz Cenab-ı Allah'ın rızasına talip olarak geliyoruz. Gümüşhane, Gümüşhane bizim bıraktığımız eserlerle hala ayaktadır. 5 yıl önce işte size yaptığımız Yüce Hakan Cennet Mekan Sultan Fatih Sultan Mehmet Han Parkı, Fatih Parkı şahidimiz. 5 yıl sonra belediye başkanı kardeşimiz, şahsına bir şey demiyorum ama politikasına daha çok söyleyeceklerimiz var. 4 dörtlük belediye teslim ettim. Yaptığı yukarıda Allah şahit, yan tarafta belediyeye bu pişirdiği, peşkeş çektiği, Gümüşhane'nin hakkını, hukukunu koruyamadı, bire şahit. İşte Yalçın Kurt, işte diğerleri. İnşallah, inşallah biz bu memlekete yeşile yeşil, fakir ve fukarasına hizmet, en güzel yaşanabilir bir kent ve Gümüşhane'nin de diğer şehirler gibi Refah Partisi'ne katılmak üzere hizmetine talip olduk. Muhterem hocamızın ayrıca programı var. Ben sizlerin fazla vaktini almak istemiyorum. Gazanız mübarek olsun. Yardım Yüce Allah'tan hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Selamünaleyküm hemşehrilerim. Şu anda demin konvoyda olduğundan dolayı aramıza katılamayan ünlü Pınar Belediye Başkan Adayımız Turan Demir Bey Efendi'yi takdim ediyorum. Öbektaş Belediye Başkan Adayımız Turan Demir Bey Efendi'yi takdim ediyorum. Gümüşhane'mizin medarı iftiharı merhum Ahmet Yavuzdin Gümüşhanevi Efendi Hazretlerinin açmış olduğu yolun Yılmaz Mücahidi, İslam dünyasının güzide insanı, memleketimizin milletvekili Sayın Lütfü Doğru Can'ı sizlere takdim ediyorum efendim. Muhterem Genel Başkanım Profesör Necmettin Erbakan Beyefendi, Gözbebeği hemşehrilerim, aziz kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlar, hepiniz için iki cihan saadetini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Böyle mübarek bir Ramazan gününde Gümüşhane'miz gibi mübarek bir beldede bizleri bir araya getiren ve muhterem hocamızla sizlere hitap etme fırsatını bahşeden Allah'a hamd ederek sözlerime başlıyorum. Aziz hemşehrilerim, Gümüşhane'miz benim kanaatime göre Türkiye'mizin incisidir. Türkiye'mizin her karış toprağı mübarektir, mukaddestir. Şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Her karış toprağını mukaddes bilir, değerlendirir, onu korumaya bütün gücümüzle gayret ederiz. Ancak şunu da biliriz, bu mübarek toprakların değeri, bu mübarek topraklar üzerinde yaşayan siz muhterem insanların, aziz hemşehrilerimizin varlığı iledir. Çünkü bir beldenin şerefi, kıymeti, yüceliği o beldeyi şereflendiren insanlar iledir. Allah'a çok şükür sizler bu mübarek beldeyi, bu mübarek toprakları şereflendiriyorsunuz.
Şimdi böyle bir mübarek Ramazan gününde muhterem hocamız Profesör Doktor Necmettin Erbakan Beyefendi bir hayırlı vesile ile beldemizi teşrif etmiş bulunuyorlar. Sizlerin adına kendilerine hoş geldin diyorum. Şeref bahsettiler. Bizleri sevindirdiler, memnun ettiler. Cenab-ı Hak da kendilerini ebediyen mesrur eylesin. Bu gelişte hayırlı sebep diye arz ettim. Cenab-ı Hak nasip ederse 27 Mart'ta mahalli seçimler Türkiye'mizin tamamında yapılacaktır. Gümüşhane'mize belediye reisi seçeceğiz. Belediye encümenini seçeceğiz, encümenlerini seçeceğiz, kazalarımıza, beldelerimize belediye reisleri, belediye encümenlerini seçeceğiz ve il encümenlerini seçeceğiz, muhtarlarımızı seçeceğiz. Buradaki ana gaye bu memleketime, bu insanımıza Cenab-ı Hakk'ın rızası için en güzel, en verimli, en bereketli hizmetlerin yapılabilmesidir. Bu beldenizin yetiştirdiği kıymetli evlatlarından muhterem Yalçın Kurt Beyefendi Gümüşhane'mizde belediye reis adayımızdır. Ayrıca kazalarımızda ve beldelerimizdeki belediye reis adaylarımızı da muhterem hocam sizlere takdim buyurdular. Allah Teala'dan hepsine muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Şimdi bizim için önemli olan mesele şudur. Şu topraklar üzerinde, Türkiye'nin bütün beldelerinde, vilayetlerinde biz iyiliği, bilgiyi, irfanı, kardeşliği, sevdiği, müsamahayı ve hizmeti hakem kılmak, hakim kılmak için çalışıyoruz, çalışacağız. Bu bizim en mukaddes vazifemizdir. Buna böyle inanıyor. Bunun böyle de yerine getirileceğinden emin bulunuyoruz. Eminiz ki Türkiye'mizdeki 60 milyona yaklaşan kardeşlerimizin hepsi bu düşüncede. Bu düşünceyi hakem kılmak için diğer ifadeyle insanların en hayırlısı, en iyisi, onlara en çok faydalı olanıdır düsturunu da düsturuyla da yolumuzu aydınlatarak böyle yaparken dikkat buyurun. Dikkat buyurun. Bir mesele bendenizi haliyle müteessir etmiştir. Bendenizi müteessir eden nokta şudur. Milletimiz kardeşane duygularla birbirine bağlanmış, birbirlerine kenetlenmiş iken maalesef dışarıdan esen zehirli, menfi rüzgar tesiri altında kalan bu memleketteki bir kısım insanlar ve esasla ifade edeyim bir kısım görüntülü ve yazılı basın mensupları Refah Camiası'nı hedef alarak maalesef Refah'a karşı gösterilen sevgiyi, ilgiyi azaltmaya gayret ediyorlar. Çok yanılıyorlar. Çok yanılıyorlar. İnşallah günün birinde onlar da tuttukları bu yanlış yolun yanlışlığını idrak edecek, bu yanlış tutumlarından vazgeçecekler. Gelecekleri Türkiye'mizde Refah'ın açtığı siyasi bayrağın altında birlik, birlik, kardeşlik, insani hizmet, insanın hakkını, hukukunu bilme, gözetme, yanlışlıkları bertaraf etme bayrağının altında bir araya gelecekler. Bu mübarek günde dua ediyorum. Cenab-ı Hak o insanları da tuttukları, yürüdükleri bu yanlış tutumlardan kurtarsın. Muhterem büyük misafirimize, muhterem hocamıza imkan vermek üzere sizlerin Ramazanınızı, Kadir gecenizi ve mübarek Ramazan bayramımızı şimdiden tebrik eder, hepinizi Allah'a emanet eder, bizleri birlik, birlik şuuru içerisinde ebediyen mesut kılmasını Allah'tan diler, sözü
muhterem hocamıza takdim ederim. Esselamu aleyküm. Sayın Lütfü Doğan hocamıza bu yaptığı meclis konuşmadan ötürü çok teşekkür ediyor. Sözü Türkiye'nin maddi ve manevi mimarı, inananların koruyucusu, insanımızın emeği gözyaşı her şeyi, müdahil Profesör Doktor Necati Erbakan hocama veriyorum. Çok aziz ve muhterem Gümüşhaneli kardeşlerim, hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum, sevgiyle kucaklıyorum. Sözlerime başlarken her şeyden evvel Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ediyor. Büyük evliyalar yetiştirmiş, büyük alimler yetiştirmiş, müstesna ilimin Gümüşhanemize gelmek, imanlı, temiz, çalışkan Gümüşhaneli kardeşlerimizle bir arada olmanın uzun zamandan beri hasreti içindeydi. Allah'a şükürler olsun Cenab-ı Hak şöyle güzel mübarek bir Ramazan gününün şu güzel saatinde kışın ortasında şu güzel cennet bahar havasında bizi bir araya topladı. Bundan dolayı Rabb'a sonsuz şükürler ediyorum. Bundan dolayı Gümüşhaneli kardeşlerimin her şeyden evvel mübarek Ramazanlarını tebrik ediyor. Muhterem Gümüşhaneli kardeşlerim, sözlerime başlarken Gümüşhanemizin evlatları olarak bugün sizi ziyarete geldiğimiz şu sırada şu mahşeri insan teni meydana getiren, ben biliyorum ki Gümüşhanemizin tarihinde eşine rastlanmamış şu muhteşem topluluğa koşup iştirak etmenizden dolayı her şeyden evvel hepinize ayrı ayrı kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün aslında bir mesai günüdür, bir çalışma günüdür. Ama Refah Partisi'nin toplantısı var deyince inançlı kardeşlerimiz olarak işinizi gücünüzü bıraktınız, mesai saati olmasına rağmen koştunuz, bu mahşeri insan seni meydana getirdiniz. Hepinize ayrı ayrı, hakikaten kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Görüyorum ki meydanımızın büyük bir kısmına hanım kardeşlerimiz ve evlatlarımız da teşrif etmiş bulunmaktadırlar. Kendilerine de saygılarımı sunuyorum, teşekkürlerimi arz ediyorum. Biz esasen uzun zamandan beri Refah Partimiz Gümüşhane Hanımlar Komisyonumuzun ne kadar büyük bir gayretle çalıştığını hep yakinen izliyoruz. Bugün huzurlarınızda kendilerine bugüne kadarki gayreti çalışmalarından dolayı takdirlerimizi, tebriklerimizi, teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu toplantıya koşup gelip iştirak etmek suretiyle gösterdikleri alaka ve teveccühe ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem Gümüşhaneli kardeşlerim, işte imanlı insanların diyarı. Büyük alimler, evliyalar, şehitler yetiştirmiş olan Gümüşhanemizdeyiz ve Gümüşhaneli kardeşlerimizle bir aradayız. Allah hepinizden razı olsun. Bakınız, ilk söyleyeceğim şey şu. Görüyorsunuz helikopterlerle dolaşıyor. Günde 3, 4, 5 tane ilimizi ziyaret ediyor. Biraz evvel Erzincanlı kardeşlerimizle kucaklaştık. Şimdi Gümüşhanemizdeyiz. Biraz sonra da Bayburtlu kardeşlerimizi kucaklayacağız inşallah. Hocam, bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz. Bak 40 günde 60 tane vilayeti ziyaret ettin. Ne görüyorsun Türkiye'de diye sualinizi sormak sizin hakkınızdır. Bunun cevabını vermek de benim ilk görevim. Aynen Gümüşhaneli kardeşlerim, şu anda Gümüşhane'de ne görüyorsak
Allah'ın lütfuyla ülkemizin nereye gitsek her yerde aynı coşku, aynı insan seli, aynı büyük teveccüh. 60 milyon ayağa kalkmış. Çünkü 27 Mart geliyor. Milletimiz tam 50 yıldan beri aradığını bulamaz. Her seçimde koştu, koştu, uğraştı, uğraştı. Baktı gene aynı tas, aynı hamam. Ama şimdi 50 yıl sonra artık Türkiye'de Rusya'dan daha büyük bir devrim gerçekleşti. Nasıl Rusya'da komünizm çöktüyse bu 50 yılda da Türkiye'de Batı taklitçiliği çöktü. Bitti. Şimdi bütün Türkiye'de bir tek güneş varlıyor. Refah güneşi, refah iktidara geliyor. Onun için sizin huzurlarınıza en büyük müjdeyle, en büyük sevinçle geliyorum. Elhamdülillah. Bakınız, hemen şimdiden size haber vereyim. Şu anda yaptığımız bu konuşmayı huzur içinde sükunetle dinleyebiliyorsunuz. Ancak ben şimdiden hissediyorum ve hepinize şimdiden haber veriyorum ki Allah'ın izniyle 4 hafta sonra pazar günü 27 Mart'ta ülkemizde yapılan seçimde inşallah Refah Partisi'nin başta İstanbul Büyükşehir olmak üzere aklına ne gelirse say, Kocaeli, Bursa, Konya, Trabzon, elbette Gümüşhane'miz, Erzincan'ımız, Sivas'ımız, Erzurum'un, Diyarbakır'ımız 1000'den fazla yerde Refah Partisi Belediye Başkanlığı'nı kazanacak inşallah. İnananlar büyük bir zafer kazanacaklar. Siz bugün bu Çiller Hanımefendi'nin ben 27 Mart'tan sonra gitmeyeceğim dediğine bakmayın. Bakmayın çünkü meşhur atasözü ne diyor? Karanlıkta korkanlar yüksek sesle şarkı söylerler diyor. Onun yaptığı bu konuşma karanlıkta korktuğu için yaptığı, söylediği bir şarkıdır. Bu tellerin önüne kimse duramaz. Refah geliyor. 27 Mart'ta istifasını verecek. En kısa zamanda Türkiye'de parlamento seçimi olacak. En geç Ekim 94'te Allah'ın izniyle Refah Partisi kahir bir çoğunlukla iktidara gelecek. Bu seller bunun için atıyor ve de inşallah işte Refah Partisi iktidara geldikten sonra siz Gümüşhaneli kardeşlerimize televizyondan bir konuşma yapacağız. Şimdiden haber veriyorum ki o konuşmayı bugünkü gibi sükunet içerisinde dinleyemeyecek. Neden? Refah Partisi iktidara gelmesi bu Uyduma Partisi'nin iktidara gelmesine benzemez. Haber veriyorum, o gün hepiniz zangır zangır titriyeceksiniz. Zira o güne dağlar bile dayanmaz, dağlar bile. Şimdiden haber veriyorum. Onun için huzurlarınıza bütün Türkiye'deki büyük değişimi gözleriyle gören, her yerde aynı insan selleri müşahede eden bir kardeşiniz olarak işte bundan dolayı en büyük sevinçle, en büyük müjdeyle geliyorum. Kurtuluyoruz, refah geliyor. Elhamdülillah. Muhterem Gümüşhaneli kardeşlerim. Bakınız bugün 60 milyon memleket evladı değil ki şu üç tane gerçeği açıkça görür. Birinci gerçek şu. Türkiye'de bugün 12 tane parti yok. Herkes biliyor ki sadece iki tane parti var. Neymiş bu partiler? Biri Hak. İşte bu Sultan Fatih'in imanı. Gümüşhaneli kardeşinin kendi partisi. Bu partinin adı Refah Partisi'dir. Peki öbür parti hangisiymiş? Diğerleri. Ne demek? Refah'ın dışındakilerin hepsi. Bugün bir tek parti haline gelmiş. İsimler ne olursa olsun hiçbir farkları yok. Tek bir partidir. Neden? Bunun nedenini sormaya lüzum var mı? Bak bu milletimiz Batı taklitçisi, faizci, ortak pazarcı. Bir ana zihniyetini 8 sene denedi. Ne gördü? Faiz,
vergi, zam, terör, işçilsizlik, geçim sıkıntısı, gözyaşı, kan, başka bir şey gör mü? İspatı mı? Onun için bak 1989'a gelince ANAP'ı bütün belediyelerden uzaklaştırdı. ANAP bir tek belediye aldı. Nerede? Malatya. Neden? Hemşerilikten dolayı. Aldanıyorum. Şimdi 6 aydan beri Malatya Belediye Başkanı da Refah Partili olacak. Ne olur? Herkesin olacağı bu zaten. Arkasından 1991'de ANAP'ı iktidardan uzaklaştırdı bu millet. 91'de en büyük patlamayı Refah Partisi yaptı. Demokrasi de esas, milletler yatıyorsa onun hükümet olmasıdır. Onun için daha 91'de Refah Partisi iktidar olması gerekir. Ama Türkiye'de ileri seçim kanunları var. Ve de dış güçler, aman Türkiye'yi biraz daha sömürelim. Biraz daha uçak gibi kullanalım. Refah Partisi'nin gelmesini biraz daha geciktirelim diye ellerinden ne gelirse yaptılar. ANAP'ın yerine bugünkü bu uydurma DYP, CHP hükümeti kuruldu. Kuruldadır. İşte 2,5 senede bunları denedik. Ne görüyoruz? Aynı tarz, aynı hamam. Bak o zaman DYP başkanı olarak Sayın Demirel ne diyordu? Bu çekiş güç işgal kuvveti. Hemen gitmeli. Ama telefon nöbetine yokturacak. Ne demek telefon nöbeti? Bu takipçiler hükümet değil. Bunlar Bush'un, Clinton'un telefonun başında bekçi. Oraya bağlı bunu. Onun için gelir telefon nöbetine oturunca şimdi çekiş gücün en kuvvetli muhafızı oldu. Ona selam duruyor. E biri gitti biri geldi. Ne değişti? Hiç. Bu Demirel ana mazotu 1500 liraya satarken bu mazot 600 liraya satılmalı demiyor. Geldi ne oldu? Hani 600 lira? 6600 liraya çıktı. İşte bunlar 50 senedendir. 50 sene ülkelerin hayatında çok uzun bir zaman. Almanya 70 senede kuruldu. Japonya 70 senede büyük, 30 senede büyük devlet oldu. 30 sene. Almanya'da, Japonya'da 30 senede kuruldu. 1870-1900. Ama ne var ki bizim inançlı halkımız tam 50 sene. Bu taklitçilere fırsat verdi, Türkiye'yi getirdiler, uçurumdan aşağıya yuvarladılar. Bak şimdi milletimiz her seçimde uğraşıyor, erkek gidiyor, kadın geliyor. O gidiyor, bu geliyor ama zulüm diyeti değişmiyor idi. Yalnız şimdi iş değişti. 50 sene sonra Türkiye'de Rusya'dan daha büyük devrim oldu. Orada komünistlik nasıl çöktüyse burada da taklitçilik çöktü. Şimdi 27 Mart'ta başta gülümşanemiz olmak üzere 60 milyon memleket evladının kararı nedir? Sadece oyuncuyu değiştirmek değil, piyesi değiştirmek değil, tiyatroyu değiştirmek değil, dünyayı değiştireceğiz. Allah'ın izniyle 27 Mart'ın manası budur. Milletimizin bugün gavurlar yapacak, bizi onlar idare edecek, daha iyi olacak diyor. Hiç benim Gümüşhaneli imanlı kardeşim, bu kabuk yönetimleri, bu gavru aşıkların arkasından gider miyim be? Elbette gitmez. Elbette gitmez. Onun için işte beklenen gün geldi. Bunlar ne bizi? Hangisi olursa olsun bir tek parti sayılır. Hepsini bizden millet tasfiye ediyor. Bittiler. Onların bittiği yerde refah güneşi doğuyor. Kurtuluyoruz. Elhamdülillah. Buraya neden için geldik? Uzun konuşmaya lüzum yok. Bak iki tane rakam vereyim yeter. Nüfusumuz ne kadar Gümüşhane'ye kardeş? 60 milyon. Çalışacak insan gücümüz ne kadar? 22 milyon. Önce soruyorum, 50 sene sonra, 50 sene bekledik, şu 22 milyon insan iş bulmuş mu? Karnı doyuyor, mesut mu? Ne geçer? 11 milyon işsiz var. 5 milyon mukavemelerde çürüyor, 6 milyon da köyümüzde gizli işsiz var. Allah kimseyi işsiz bırakmasın, konuşup geçmek kolay ama evladıyla sofraya oturuyor,
çocuğuna yemek getiremez. Neden? Parası yok. İş istiyor, iş yok. Ne yapıyor? Göz yaşıyor. Çocuğun sırtına esvap lazım, alamaz. Bayram geliyor, önüne ayakkabı lazım, alamaz. Yüreği kanıyor, gözünden yaş boşanıyor. Kim? 11 milyon aile. Peki geriye kalan sözde iş bulmuş 11 milyon, bunlar geçinebiliyor. Bak 11 milyon iş bulmuş ailenin 5,5 milyonu bugün asgari ücretle yaşama mücadelesidir. Bunlar asgari ücret dedikleri, ister köylü, ister esnaf, ister işçi, ister memur, 2,5 milyon lira. Ne bu? Aylık bürüt gelir. Bunun 1 milyon lirasında bu zalimler ayrıca vergi olarak kesiyor. Yaşayamayan insandan vergi kesiyor. Bunlar böyle zalim. Ne kalıyor geriye? 1,5 milyon. Bunların 1,5 milyonun 1,5 paralık kıymeti yok. Ne yapacak bu insan 1,5 milyon lirayla? 3 çocuklu ailesini nasıl geçindirecek? Zeytin alabilir mi? Alamaz. Zeytinin kilosu 90 mı? Kuru fasulye alabilir mi? Alamaz. 30 mi? Ne yapıyor? Yarım simit, yarım bardak çay. İşte 5,5 milyon aileye bunların yaptığı zulüm da bu. Ve de şimdi geldi, ondan da vergi keseceğim deyip o yarım simiti de elinden almaya çalışıyor. Peki ya vakur emeklisi, ya işçi emeklisi, ya memur emeklisi? 700 bin lira veriyor bir vakur emeklisine. 40 sene hizmet etmiş. Sadece çoluğu çocuğu değil, torunları var. Bütün bunlara bakacak. Ama buna mukabil 700 bin lira. Onu da banka kapısında günlerce bekliyor, beklerken de ölüyor. İşte 50 sene sonra geldiğimiz yer burası. 11 milyon işsiz, 5,5 milyon asgari ücret ve de 4 milyon emekli. Hepsi sürüm, sürüm, sürünüyor. Muhterem Gümüşhaneli kardeşim, yaşı müsait olanlar bilir. 50 yıl evvel bu taklitçiler nasıl yola çıktılar? Dinimizi bırakacaksın. Ne olacak? Bizim peşimize düşeceksiniz, sizi dengin edeceğiz. İddiaları buydu. Bu millet 50 yıl sabırla bekledi, bekledi, bekledi. Ne görüyoruz şimdi? Ne din kaldı, ne dünya. Her şeyi mahvettiler. İşte, işte taklitçiliğin sonu bu. Şu yaptıkları borca bak. 70 milyar dolar. Ne borcu bu? Dışarıya borç. Kim ödeyecek? Sana ödeyecek. Kendi şahsi borcu değil. Senin adına borç yapıyor. 70 milyar dolar. Ne demek o Gümüşhaneli kardeşim? Bak bir dakika söyleyeceğimi dinle. Şimdi 1 dolar oldu 20 bin lira. Ama bugün ödeyemiyorsun. Bir sene bu borç senin sırtında dursa, bir sene sonra ödemek istesen 40 bin lira ödeyeceksin. Çünkü dolar 40 bin liraya çıkıyor. Öyleyse bu sırtına saplanmış bıçak, bu borç ödemediğin halde bir sene senin sırtında durduğu zaman dolar başına 20 bin lira ilave yük getiriyor. 70 milyar dolar da bu, 1 katrilyon 400 trilyon yapar. Katrilyon ne? O da nereden çıktı? Aha bu taklitçilerin borcu. Katrilyon. Ne demek katrilyon? Bir tren düşüneceksin. Trenin vagonların tekeri kadar sıfır sıfır sıfırdır. Yazmaya kalksan kolun yorulur. Katrilyonun önünde 15 tane sıfır var. 1000 kere milyon kere milyon. Ne bu? Taklitçilerin bir senelik borcunun ilave yükü. Bir de bunun faizi var. 500 trilyon. Bütçe açığı var. 400 trilyon. Bütün devlet fabrikalarını faize boğdular. 250 trilyonda kimlerin açığı var? Açık, açık, açık. Yıllık açık bu. Kapalı bir yerleri kalmadı mı? 2 katrilyondan fazla bunların bir yıllık açığı. Kim ödeyecek bunu? Sen ödeyecek. Ne diyor? Benim vazifem vergi almak, gavura götürüp faiz ödemek. Görevim budur diyor. Kendi verdiği ilanlar da. Onun için bunlar bittiler. Elhamdülillah. Erbakan hocam, bunları güzel güzel söylüyorsun. Ama bak öde diyorsun ki
İşte refah iktidara geliyor. Peki refah iktidara geldiği zaman bu borçlar ne olur? Bu işsizlik ne olacak? Bu gecemiz kızı ne olacak? Keşke bunun birisi bize sorsa. Gel otur şuraya bakayım. Refah ne yapacağız? Refah başka, bunlar başka. Bunlar faizci. Refah adil düzenci. Refah adil düzeni kuracak. Refah bunlardan bir tanesi değil. Şimdi bakınız, biz adil düzenliyoruz. Bunlar, efendim adil düzeni biz anlamıyoruz. Senin tatilin müsait değilse biz ne yapalım? Böyle söyleyince biz, efendim vatandaşın tatili de bizimki kadar. Ama vatandaşın sağduyusu, vatandaşın kalp gözü açık, senin kulağın işitmiyor, gözün görmüyor, kalbin mühürlü. Yabancı mekteplerde okumuşsun, okuduğun şey faydalı değil, zararlı. Harcan mısın sen, harcanmış? Bir an evvel Allah seni ihsa etsin. Muhterem Gümüşhan Eri kardeşlerim, bakınız bir kere daha onların anlayacağı gibi üç cümleyle özetlemek istiyorum. Şimdi buradan akşam yemeği için eve giderken fırından ekmek al. Gümüşhan'da ekmek kaça sayın başkanım? 5.000, 2.500 normal ekmek. Ucuzunu konuşalım. 2.500 lira verip ekmek alacağız. Bu ekmeği 2.500 lira öderken Gümüşhaneli kardeşlerim, bu taklitçiler bize 2.500 liranın içinde 800 lira faiz ödesin. 800 lira da vergi ödesin. Çünkü bunlar faizci. Faizler masrafa yazılıyor. Fiyatların içine giriyor, sonra Gümüşhaneli fakir fukaraya ödetiliyor. Faiz, faiz, faiz. Bakınız, üniversite hocaları bir toplantı yaptılar. 91 seçimin arkasından. En iyi propagandayı hangi parti yaptı diye görüştüler, Refah Partililer. İki tane de afişi şampiyon seçti. Bu afişlerden bir tanesi şu, bizim geçen seçimdeki afişlerimizden birisinde ben artık oyumu Amerika'ya vermeyeceğim diyordu. Çünkü Refah Partisi'nin dışına oy vermek demek, oyu Amerika'ya vermek demektir. Bunu şampiyon seçtiler. Refah oy vermek demek, Gümüşhane'ye, kendimize oy vermek demektir. İkinci şampiyon afişte bir esnaf faiz beni batırdı diyordu. İşte 97 ANAP seçimi kaybedince arkadaşlarımıza demiştim ki bu afişi götürün ANAP'ın duvarına atın. Beraberce fotoğrafını alın. ANAP Genel Merkezi bu fotoğrafla demiş olsun ki faiz beni batırdı. Çünkü 91'de bunun için battı. Arkadan bu demir el geldi. 500 günde İki tane anahtarla, sözde hepimizde bir otomobil, bir ev ödü. Hani ne olur? Ne olur? Peş, bur, palavra. 500 gün bomboş geçti, arkadan bıraktı Çankaya'ya kaçıyor. O zaman arkadaşlarımıza dedim ki, şimdi bu faiz beni batırdı levasın, Demirel'in boynuna atın. Beraberce fotoğrafını çekin, Demirel desin ki faiz beni batırdı, onda faiz var. Faiz, bak. Arkadan bu Çiller Hanım gitti, erkek gitti, kadınlar ne dedik? Aynı faiz değil. 28 ayda da bu battı gitti. Şimdi de arkadaşlarıma diyorum ki, fotoğrafımı Çiller Hanım boynuna atın. Bu da desin ki faizdir. Bunları faiz batırıyor. Faiz. Neden? Çünkü bunlar bak elhamdülillah bizim ulvi dinimizin nasihatlarından ders almıyor. Genel olarak Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Faiz yoluna sapanlar, Allah'a harcan eden kimse gibi. Onun için bunlar faiz yoluna sapmış, milleti batırmış, hala ısrar ediyor, kulağına laf girmiyor. Değirmenlerle dövüşen Don Kişot'a benziyor. Kılıçları kayaya sallıyor. Yürüyemezsin, faizle abad olunmaz. Bırakacaksın, adil düzene geçeceksin. Siz bittiniz. Bak sizin 5 tane mikrobunuz var. Faiz, haksız vergiler ve de darphane. Bu taklitçilerin darphanelerinde para basan makyaların takı takı sesi
Gümüşhaneli kardeşimin cebindeki parayı kemiren farenin işinin gıdı gıdı sesidir. O çalıştıkça vatandaşın cebindeki parayı çalıştık. Emirle paranın değerini düşürüyor. Bak şimdi para 20 bin tane Türk lirası bir dolar. Bir çuval bir dolar. Bahşiş versen kabul etmez Amerika'da bir boyacı bir doları. Bunlar bir çuval para özettiriyor bu kadar basit bir şey için. Çünkü paranın değerini düşürüyor. Ve de bunların bu bankacılık sistemi. Bak sen hızlı çalmasın diye paranı koysan senelik %80 sözde mevduat faizi verir. Ama şu gömleği yapacak esnaf eğer bu bankadan kredi alırsa %160 faiz verir. Bu faiz masada giriyor, sen ben gömleği alırken bu faizi ödüyorum, bankalar bu faizleri topluyor, şu mübarek Ramazan yılında İstanbul'da Hilton'da şampanya içen holdinglere götürüyor, batık kredi diye veriyor. İşte bunların düzeni bu. Gümüşhane'yi ezecek, orada gümüş tabakta yemek yiyen sarhoş masonu zengin edecek. Bunlar onların partisi, onların hizmetkarı, bizim milletimizin değil. Refah Partisi ne yapacak? Önce bütün faizler kalkacak, madde 1. Bütün altın vergiler kalkacak, madde 2. Darp haline bir kuruş karşılıksız para basılmayacak. Çünkü bu hırsızlıktır. Madde 3. Ve de paranın değeriyle emirle oynanmayacak. Para altın para gibi sağlam para olacak. Sen refaha geldiğin zaman para ne olacak gör. Ve de bankacılık sistemi değişecek. Biz bu bankaları kapatmayacağız. Haram çalışan bankayı helale çevirir. Nasıl olacak bu iş? Buradaki banka Gümüşhane'de kurulan fabrikanın ham maddesini verecek, üretime ortak olacak. Üretimden sonra da karıyla payını alacak. Gümüşhaneli kardeşime kardan alınmış pay diyeler para getir. Şimdi faiz veriyor, o faiz masaba giriyor, fakir fukarayı eziyor. Şimdi haram, kirli, refah gelince helal, temiz. İşte aramızdaki fark bu. Muhterem Gümüşhaneli kardeşlerim, biz bunu söylediğimiz zaman bunun manası ne demek? 2500 liralık ekmek 800 liraya ucuzdu. Nasıl oldu ucuzlayacak? Gümüşhaneli kardeşimin sırtındaki dış güçlerin faiz emni ortamını söküm atıyoruz. Holding'den hatır verdi o batık kredi holding ortamını söküp atıyor. Gümüşhaneli kardeşimizi sömürttün. Her bakan hocam daha faiz kalkar mı bu devirde? Diye birisi sorarsa benim ona bir sualim var. Mübarek sen hangi milletin evladısın ya? Hiç tarih bilgin yok mu? Senin faiz dediğin nedir? Biz şu Sultan Fatih buradan geçip Trabzon'u kurtarırken faiz de bir dünyayı fethediyordum. Viyana'yı faizden mi kuşattık? Biz 1400 yıl zaten adil düzenle yaşıyoruz. Refah Partisi adil düzenin asırlar boyu milletimiz tarafından tatbik edilen temel esaslarını modern Türkiye'ye hak ölçüleri olarak getirip tatbik edecek. Ve de ekmek tekrar ediyorum 800 lira ucuzlayacak. Biz konuşmuyoruz, yapıyoruz. Nerede var bu adil düzen diyor. Aha gel bak Konya'da var, gel göstereyim. İstanbul'da ekmek kaça? 4000 lira. Konya'da kaça? 1500. İşte 3'ten ile 1000. Hem de belediye yetkileriyle. Çünkü orada adil düzenci belediyeler var. İstanbul'da suyun meslekimi kaça? 20.000 lira. Konya'da kaça? Bedava. Bütün Selçuklu çeşmeler en güzel içme suyunu bedava veriyor fakir fıkır. İstanbul'da 5,5 kilometre tramvay var. Bileti 6.000 lira. Konya'da 21 kilometre tramvay var, bileti 600 lira. O 6000 bu 600 lira. Buyur, biz konuşmuyoruz, yapıyoruz. Sen uyuyorsun ey mazon kafa, uyuyorsun. Haberin yok, haberin yok. Bak siz, taklitçiler, 70 milyar dolar borç aldınız. Ne yaptınız? Çikiden muzu getiriyor, viski getiriyor.
Peyniri dışarıdan getiriyor, buğdayı dışarıdan getiriyor, süt tozunu, eti dışarıdan getiriyor. Aldığı borcu onun köylüsünü zengin ediyor, bizi aç bırakıyor. Peki biz ne yaptık? Biz ilk defa hükümete gelmiyor. 4 sene ortaklara rağmen 74-78 arasında bak ne yaptık, kulak ver, dinle, onlara sesleniyor. Biz önce Kıbrıs'ta belli kazandık, onun arkasından manevi kalkınma hamlesi yaptık. Bu 350 İmam Hatip Okulu'nu biz açtık, elhamdülillah. Şimdi bu şaşkınla, efendim İmam Hatip Okulu çok açıldı da, onun için milletler başı oldu diye kafalarını taşa vuruyor. Zaten kafam taş oldu. İmam Hatip Okulu'nu açmak, bu memlekete yapılan en büyük hizmettir. Evlatlarımızı inançlı yetiştirmek, hesap günü, afiyet günü korkusu yetiştirmek, vatan millet sevgisi yetiştirmek, bundan büyük hizmet mi olur? Ama biz aynı zamanda büyük ağır sanayi hamlesini yaptık. 2 senede 200 tane milyarlık tesis kurduk. İşte Türkiye, elinize fırsat geçince ne yaptığınız ortada, 15 milyar doları, bunlar gibi çikidanın suna değil. Ya ağır sanayi fabrikalarını yatıracağız, 7 senede 200 tane büyük tesis kuracağız, 1 milyon memleket evladı burada iş bulacak, uçağımızı, tankımızı, makinamızı kendimiz yapacağız dedik. Ve ne yaptık? Bak ben şimdi 15 sene sonra Türkiye'yi dolaşıyorum. Ne görüyorum? Geçen hafta Kırklareli'ndeydim. Kırklareli'nin en büyük fabrikası hangisi? Zirai donatım, üretim ve yem. Kim kurmuş? Biz kurmuş. Edirne'ye gittik. En büyük fabrika hangisi? Lalapaşa Çimento. Kim kurdu? Biz kurduk. Çerkezköy'den geçtim. Organize büyük sanayi. Kim kurmuş? Biz. Çanakkale'ye gittim. Sentetik deri fabrikası Sümerbank'ın karıyla kurduk. Kim? Biz. Balıkesir'e geçtim. Seka en büyük fabrika, Seka kağıt oldu. Bütün bu gazetenin kağıdını o fabrika veriyor. Kim kurdu? Biz. Biz. Gel bakayım buralara. Bak Erzincan'dan geliyor. En büyük taksam fabrikasının temellerine. Onlar çöktü. Aramızdaki fark bu. Biz fabrika kurarız. Onlar yıkar. İşte aramızdaki fark bu. Veyahut da satar. İşte bütün Doğu Güneydoğu. Hangi fabrika varsa elhamdülillah bizi. Bak bu evren ihtilal yaptı. Bizi Amerika'yı memnun etmek için hapse koydu. Kendisi dışarıda Türkiye'yi dolaşıyor. Çankırı'ya gidiyor, ağır sanayi koyuyor. Kim kurmuş? Milli Görüş Erbakan. Polatya'ya gidiyor, Hüreyya fabrikası. Kim kurmuş? Milli Görüş Erbakan. Ya o Erbakan'ın fabrikalarından başka fabrika yok mu memlekette diyor. Evet yok. Evet yok. Ben bunun için açıklıyorum şimdi insanları kardeşlerim. Bak biz milli görüşlüyüz, adil düzenliyiz. Biz üretimci. Üretimci. Siz tüketimcisiniz, israfçısınız, çikita muzcusunuz, miskincisiniz. Onun için sizden hayır gelmiyor. Gümüşhaneli kardeşlerim, bak biz 4 senede buğday üretimini 10 milyon tonlar, 18 milyon tona çıkarttık. 5 milyon ton buğdayı nasıl satacağımızı araştırıyoruz. Bunlar nasıl ithal edeceğini araştırıyoruz. Öbür taraftan Türk lira son 6,5'larda sabit tuttuk. 1 kuruş yeni vergi kanun koymadık. Dışarıdan 1 kuruş borç almadık. İşte hesaplar ortada. İşte gerçekler ortada. Bunlar Türkiye'yi mahvetti. Gümüşhaneli kardeşlerim. Bak refa geliyor. Şu kahvede oturan 18 yaşında Hasan evladımıza nasıl iş vereceğim. Onlar da anlayacağı şekilde hemen iki cümleyle anlatayım. Hasan şimdi 18 yaşına geldi. İşi yok. Gümüşhane nereden iş bulacak? Demin helikopterle şöyle baktı. Dağların arasında sıkışmış. Ne fabrika, ne iş yeri. Burada sadece 3 tane esnaf var. Onu da faizle. Kredisi. Ezik. 5 tane de mahzun emeklisi var. Onu da ölüme terk etmeyin. İşte bu gavur aşı takipçilerin bize getireceği bu. Peki refah geliyor. Refah ne yapacak? Bak o ailesine yük olduğu için sıkılan ama iş istediği halde bulamayan
Hasan evladımıza gel yavrum buraya dedi. Eline kazma kürek mi? Hayır. Kazma kürek devri geçti, ağır iş yok. Ne vereceğiz? Pneumatik kompaktör. Neymiş o? Hava tamam. Sen düğmeye basacaksın, takır takır kendi cava tasgiri çalışacak. Çalışıp ne yapacak? Hasan evladım şu gayeyi kır, şu kamyona koy. Al el kümesi başına sana 200 dolar. Erbakan hocam bu 200 dolar nereden bulacak? Ben bulacak değil mi? Cenab-ı Allah bu dolarları bizim bu dağlarımıza doldurmuş. Bizdeki madenler Çin'de var. Bak şu takipçiler, şu dağlardaki küfesi 1000 dolar yapan madeni dışarıdan getirin. Biz onu dışarıdan getirin. Hasan yavrumuzu kahvehanede açıysız bırakmayacağız. Allah'ın verdiği cinçlikle Hasan evladımız bu madeni küfeye koyacak. Hem kendi zengin olacak, hem de ülkemiz zengin olacak. Bizdeki ormanlar kimsede yok. Bizdeki tarım, hayvancılık, yedi türlü iklim, bu güzel vatan, bu çalışkan millet, refahta zengin yok, bizden zengin kimse yok. Bak şimdi gelince görülecek, biz bu zenginliğin üzerinde aç ve işsizim, bu kökü faizci, kökü bereketsiz, taklitçiler yüzünden. Muhterem kardeşlerim, bakınız, şimdi burada bir toplama yapıyor. Bütün bu gerçekler ortada. Refah bunun için en büyük parti oldu. Tek parti olmaya gidiyor. Bak Refah Partisi'ne Aralık ayında 157 bin kişi oldu. Ocak ayında 200 bin. Şimdi Şubat'ta 250 bin. Ne bu? Bir ayda Refah'a kaydolan yeni üye. Üye dediğimiz hızla 3 milyona gidiyor. Bu ne demek? Ekim'deki seçimde Refah Partisi inşallah 15 milyon oy alacak demek. İşte Refah Partisi'nin bugün geldiği nokta bu. Şimdi bunlar niye bizi? Bütün milletin refahçı olduğunu görüyor. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar görür. Demin hocamızla temas et. İşleri güçleri yalan uydurmak, tezvirat uydurmak. Bakınız, bunların yaptıkları şeyleri milletimiz takip ediyor. 4-5'i her gece bir araya geliyor, ertesi gün çalıyorlar balavayı. Ama sonra da perişan. Ne dedi bunlar? İstanbul Büyükşehir adayımız, villaymış, komparatormuş, orman arazilerini aldık, o neler yapmış neler. Pencerenin kapağı kalktı. Ne varmış içinde? 30 saniye orta 20 bin liraya 700 metrekarelik bir yer almış. 86'da 89'da aday olunca paraya ihtiyacı olmuş. O aldı arsayı satmış. Ne var bunda? Biren masonlar. Ne var bunda? Ne var? Söyle bakayım. Söyle bakayım. Oo, vay Tayyip Ağa vay. Vay mason zafa vay. Muhterem Gümüşhaneli kardeşlerim. Arkadan perişan, baktılar bir şey çıkmıyor. Aman, Bosna diye bir şey uyduralım. E uydurdular ne oldu? Bak ben dün bu saatte 3 saat basın toplantısı yaptım. 3-4 günden beri bizim partiye ilgililerin gönderdiği alındı belgeleri, makbuzları topladık. Bosna Hemsey'in Cumhurbaşkanı yardımcısı yanında oturuyor. Öbür taraftan Bosna Hemsey'in Yardım Cemiyeti Bereket Başkanı yanında oturuyor. Oraya bütün yardımları götüren Cihaz Teşkilatı yanında hepsi bu. Bütün gazetecilerle karşıyım. Hadi bakalım. Şimdi her meydana bırak. Çıkın gelin bak. Bak Allah'tan korkun. Sizden yüzün iner be. Eğer böyle yalan söylersen neden diyor? Bak tam numara da koyduğum için 1, 2, 3, 4, 5, 70 tane vesika gösterdim. Kuzey Cephe Komutanı Adem Hacı. Şu kadar 100 bin markı aldım. Bilmem ne komutanı bilmem ne. Her bir makbuzda Çin'e ne para yardımı yapılmış. Kuruş. 70 tane alındı belgesini gösterdim. Yekûn'un da topladım. Ne yapıyor bu yekûn? 55 milyar lira. Peki
Bunlar cephe komutanlarına verilmiş, oradaki insanlara verilmiş, Ali İzzet'in kendisine verilmiş, elçisine verilmiş belgeler. Bir de orada İHA var, asıl oraya yardım götüren teşkilat. O teşkilat ne kadar yardım götürmüş? 50 milyar. Ne yapıyor? 105 milyar yardım. Daha çok bu 3 günde faturasının fotokopisi gelenler. Peki Refah Partisi camiası dışındakiler Bosna'ya ne yardım yaptı? Onun da hesabını verdik. O da 50 milyar tutuyor. Ancak onlar yardımı Kızılay vasıtasıyla yapıyor. Birleşmiş Milletler'le yapıyor. Birleşmiş Milletler yardımı Sırplara veriyor. %10'u Müslümanlara geliyor. 50 milyardır yaptıkları yardımın 5 milyar Müslümanlara gitmiş. 45'i Sırplara. Onlar 5 yardım yapmış. Refah Camiası 105. Ve ben dün gazetecilere 10 kere sordum. Bak bir sualiniz varsa işte yetkililer burada. Söyleyin bakayım. Ya tövbe edeceksiniz bir daha yalan söylemeye veya buradan dışarı çıkamaz 10 kere kendilerine sonra pişman oldular. Pişman oldular. Ve de bak yüzülerek huzurlarınızda ifade ediyorum. Bu açıklamaları yaparken Yedigöz Camiası orada Mercedes fabrikalarına parça yapan bir fabrikayı roket fabrikasına çevirmiş. Bunu da açıklamak mecburiyetinde kaldı. Evvelki gün bir televizyon çekiminde açıklamıştım. Bir gün sonra üzülerek söylüyorum. Dün Sırp uçakları geldi, o fabrikayı bombaladı. Müslümanlara silah da yapar. Kendilerine Erdoğan Basit Oğuz'da söyledim. Bak bunları açıklattırır. Sırplar duyar. Eğer bu fabrikayı bombalarsa dünyada da ahirette de perişan olursunuz. Ne yazık ki geldi bombalar. Dua ediyorum ki İnşallah fabrika büyük bir hasar kurma. Olsa dahi Allah'ın izniyle gene tahmin edeceğiz. Gene Bosna'da zafer Müslümanların olacağız. Ve biz inşallah Bosna'da bu büyük zaferi kutlayacağız. Şimdi bütün bu palavralar bitti. Ne yapmış bunlar? Efendim Taksim'de toplanıp bağıralım. Sizi taklitçiler sizi. Önce bir defa şu yaptıkları işe bak. Sen başbakansın hanımefendi. Bir başbakan miting yapmaz. Meydana çıkıp bağırmaz. İcraat yapar. İcraat. Ne çıkıp bağırır? Kime bağırır? Önce bir defa temeli sakat değil. Sonra sen böyle bir toplum. Nasıl Refah Partisi hariçlersin? Refah Partisi bu milletin en aşağı %50'si en aşağı %80'i Refah Partisi hariçlerdir. Millet hariç. Peki kim toplarıyorsunuz siz orada? Refah Partisi çıkarttı mı geriye bir şey kalmaz? İşte bak kalmadı. 10 bin tane okul çocuğunu topladılar. Niye? Kalabalık toplayamıyor ki. Herkes bunun istismarına alet olmuyor. Bunun Atatürk'e saygıyla bir alakası yok. O ismi kullanıyor. Bitmiş, iflas etti. Soğudu Sehan Bey'le, okul çocuğunda ben ölmedim, varım diye çocuk kurallığıyla numara yapmış. Kim yutar senin numaranı diye. Sen herkesi böyle çocuk buradan geliyor. Bak huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Çünkü kendisine mektup yazdım. Bu kadının bu istismarına alet olmayın. Teşekküre layık bir davranış içinde gitmedi. Meclis Başkanı'na mektup yazdı. Kendisine teşekkür ediyorum, gitmedi. Anadolu Derneği'ne teşekkür ediyorum. Bu kadının bu ayak oyununa uymadı. Buna figüranlık yapmadı. Aklı başında herkesin yapacağı eğer o kadın bize de bir davete gönderseydi biz de gitmezdik. Sen kimsin? Ne sıfatla davet ediyorsun? Al bayrağın rengin. Gel biz sana Alman renginin dersini verelim, dersini. Sen Amerika'da öğrenememişsin bu Alman renginin. Muhterem.